Hoş geldin Sungur Tekin Bey'im. Sonunda seni dünya gözüyle görmek şerefine nail oldum. Buyur hele. Sultanımız Alaaddin Keykubat'ın gözü gibi sakındığı casusunu hep merak etmişimdir. O casusun Süleyman Şah'ın öldü sanılan oğlu çıkacağı kimin aklına gelirdi? Sultanımızın beni gözü gibi sakındığı doğrudur. Lakin sarayın içinden biri benim kim olduğumu öğrenmiş. Beni Ögeda'ya ihbar etmeseydi hala vazifemin başında olacaktım. Vazife. Vazife aşkına duyduğum saygıyı anlatmaya kelimeler yetmez. Lakin şunu bilmeni isterim. Sen saraya gelip olanları anlattıktan sonra sultanımızın kaç kişinin kellesini aldığını tahmin bile edemezsin. Saray hainlerin peydahlanması için bereketli bir yer. İnşallah hainler temizlenmiştir. Ailem bile beni öldü bildi senelerce. Anam, babam, kardeşlerim acımla kavruldular. Sultanımız dışında beni bilen, beni tanıyan olmadı. Ta ki sarayın içinden biri beni ihbar edene kadar. Hepsi geçmişte kaldı. Moğollar hakkında verdiğin malumatlar sayesinde sulha eriştiğimizi bilesin. Sana devletimiz ve milletim adına minnettar olduğumu bildirmek isterim. Artık açığa çıkmış bir casus olduğun için vazifen bitti. Gayrı obanda yiğit bir alp olarak huzurla yaşamanı isterim. Hakkındır. Lakin devletimiz için, sulh için omuzlarına ağır bir yük daha binmiştir. İki obanın beylerine dikkat et. Onları devletimizin açtığı sulh yolundan döndürmeyesin. Bunun sonuçları herkes için ağır olur. Hem de kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok. Devletin âli menfaatleri için ne gerekirse yapacağımı bilesin Emir Sarettin Köpek. Müsaadenle. Allah yardımcın olsun evladım.